Yağmur? Anne, 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 anneciğim. Anneciğim çok özlemişim seni. Annem ben de çok özledim. Nasıl yaparsınız bunu? Ha, önce çocuğu kaçırdınız, sonra da korktuğunuz için geri getirdiniz değil mi? Yok bacım. Hemen polisi arıyorum şimdi. Öyle, öyle değil. Allah. Hayır Pınar teyze, arama. Pınar bir dur, önce bir ne olduğunu öğrenelim. Neler olduğunu zaten gayet iyi biliyoruz, öyle değil mi? Onun bir suçu yok. Bütün bu olayların arkasında kimler olduğunu sadece bu kadın biliyor. Her şeyin ortaya çıkmasını istemiyor musun? İstiyorum, istiyorum ama önce bir sakin olalım. O bir şey yapmadı. Öyle mi? Hamdi o kadının torununuzu annesine götürmek için kaçırdığını söyledi. Başka bir niyeti yok diye de yemin etti. Belki de Yağmur Defne Hanım'a çoktan teslim edilmiştir. O halde hala ne duruyorsun? Hemen ara. Yani torunum o kadının yanında mı, öğren. Ne kadar endişelendiğimi görmüyor musun? Yoklar işte. Olacağı buydu. Kaçmışlar. Suçlular tabii. Polis lafını da duyunca hemen ortadan kayboldular. Onların bir suçu yoktu, tamam mı? Beni evime Gülizar teyzem getirdi. O bana baktı. Beni kötü adamdan o kurtardı. Neden bana inanmıyorsunuz? İnanıyoruz annem, inanıyoruz sana bebeğim. Otur bebeğim sen. Kim? Ben bakmak istemiyorum, sen bakar mısın? Söyleyeyim mi? Defne Hanım'la görüşecektim. Defne müsait değil Ersan Bey. Ne söyleyecekseniz bana söyleyin. Yağmur hakkında herhangi bir gelişme var mı diye aramıştım. Elinize gelmiş yeni bir bilgi ya da başka bir şey. Yağmur burada Ersan Bey. Öyle mi? Fidyeciler teslim ettiler demek ki çocuğu. Ne zaman oldu? Bizi niye aramadınız öyleyse? Abi ne hesap mı soruyorsunuz? Bu işin arkasında sizin olduğunuzu çok iyi biliyoruz Ersan Bey. Polise de bildiğimiz her şeyi anlatacağımızdan emin olabilirsiniz. Defne'ye de Yağmur'a da yaşattıklarınız yanınıza kalmayacak. Torunun nasılmış? Yağmur iyi mi? İyi, iyi. Yine annesinin yanında. Ama hiç olmazsa güvende. Hamdi'nin akrabası kadının varlığı planımızı bozdu. Yoksa... Beceriksiz yine kılıf arayıp durma. Dün gece senin yüzünden az kalsın kaybediyordum torunumu. Bir de şu adam, şoför. Hamdi. Ha. Polise konuşur mu? Hamdi'den yana bir sıkıntımız olacağını sanmıyorum efendim. Elimizde Defne Hanım'ın imzaladığı anlaşma var Sacit Bey. Yani planımız aslında o kadar da başarısız olmadı. Bugün yarın torununuzu size teslim etmeye mecbur. Aç kapıyı, aç. Aç diyorum sana, aç. Kırdırtma lan kapıyı, kırdırtma. Gülizar'la Gülcan nereye gitti, ne dümen çeviriyorsunuz? Aç kapıyı. Anlat hepsini bana, neredeler? Aç dedim, kırdırtma. Aç kapıyı. Neredeler? Emaneti bırakıp geleceklerdi. Bak şimdi polis çağıracağım. Neden konuşuyorsun?
Dümen çeviriyorsunuz lan siz. Bak, eğer bu işin içinde bir dümen varsa hepinizi yakarım. Yakarım. Git buradan. Gülizar'ı kaçırdınız değil mi? Hamdi nereye götürdü onu? Anlatacaksın. Bırak. Yemin ediyorum. Sana da, kocana da acımam. Ya bizim ne suçumuz var? Vallahi yalan söylemiyorum. Gelirler şimdi. Ya geldiler. Nerede? Hamdi. Ne yaptın lan onu? Nereye götürdün? Hamdi gibi yaptı sana. Ne yaptınız ona lan? Konuşsana. Hamdi kalk. Konuşsana lan. Elleri kırılasıcalar. Güzel'le Güzel'e ne yaptınız? Hamdi, nereye götürdünüz? Ne oldu? Konuşsana lan, konuşsana. Gebertirim onu, seni gebertirim de. Lan! Bir sus! Yağmur'un anası ne kadar çok sevindi, he mi ana? Ay sevinmez mi kuzum? Sen de onu tanıdın mı ana? Hani İstanbul'a ilk geldiğimizde çarşı gibi bir yer vardı ya, orada görmüştük. Hani bize çarpacaktı. Bir kadın arabasından inip seninle konuşmuştu. O kadın Yağmur'un anası işte. Oydu ha? Şu Allah'ın işine bak hele. Hemen nasıl bildin? Benim aklımdan uçmuş gitmiş. Sen söylemesen hatırıma bile gelmezdi. Kocamın arabası vardı ya, ondan. Hiç araba süren kadın görmemiştim. Bir de saçları çok güzel, sapsarı. Yağmur'un da saçları sarı. Onların evleri de kocaman. Şimdi orada ya, bana bebeklerini gösterecekti. Bize niye öyle bağırdılar onu? Biz bir kötülük yapmadık ki onlara. Olsun, bağırsınlar Gülcan. Olanı bilselerdi öyle yapmazlardı. Yağmur annesine kavuştu ya. Varsın öyle olsun ha. Teyzemle mi gideceğiz o eve? Yok. Buraya gidemeyiz. O zaman nereye gideceğiz? Beni bir eve götürdüler. Çok uzaktaydı. Orada Gülizar teyzeyle Gülcan vardı. Bir de kötü bir adam. Bir teyze daha vardı. O kötü adam kimdi aşkım? Daha önce hiç gördün mü? Görmedim ama adını biliyorum. Tamam anneciğim, artık unutalım bunları, olur mu? Adı Hamdi'ydi. Bizler teyze hep ona kızıyordu. Yağmur. Canım, sana kötü davranmadılar değil mi? Hayır, Gülizar teyzem hep beni kırdı. O bana baktı. O olmasaydı senin yanına gelemezdim anne. Evet, onları sen mi tarif ettin anneciğim? Ben aslında ilk önce evimizi hatırlayamadım. Sonra dedemin adresini söyledim. Oraya gidecektik. Ama sonra Gülizar teyze yolda annene gidelim dedi. Beni sana teslim etmezse içi rahat etmezmiş. Sonra buraya geldik. Artık yalan yok Hamdi. Şimdi. Gülizar nerede? Konuş. Konuş lan, konuş! Konuş! Yıkan başından. Adamı ölmekten mesele etmişler. Çatladın mı? Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Sus! Geç! Sus! Sus! Seni geberteceğim Hamdi. Gülizar'la Gülcan nerede? Ne yaptınız onlara? Konuş! Yeter be! Olursam senden evvel ben geberteceğim o kahpeyi. Ne konuşuyorsun lan sen? Bana hayatımı kazanarak daha yakar. Bulursam fena yapacağım diyorum.
çok soğuk konuşuyoruz. Ay kuzum. Kuzum. Buraya bırakacak yine seni. Geç kalmayın. Dedim ya, kalacak yerin yok mu? Bırak! Dursana! Hem sana yardım ederim. Ya, buralar pek tekin değildir. Çocuk var, dinle sen beni. Gülcan! Ya! Ana bırak! Yürü git! Çekil! Bırak peşimizi! Bırak anamı! Bağırırım! Yeminle bağırırım, yürü git! Başladın. Yarmış böyle değil de. Tamam anneciğim bak etraf
Bir doğrusunu anlatmadın. Dün gece ne oldu? Söylesene Gülizar'a ne oldu? Kaçtı dedi ki. Kaçtı mı? Nereye kaçtı? İki çocukla nereye gider bu kadın? Haberlerde verdiler. Dediğini yapmış. Kız annesine teslim etmiş. Ha. Kadın iyi etmişti şimdi. O Allah'ın belası bacını. Şimdi Allah'ın belası oldu. Öyle mi? Ne diyorsun lan sen? Ne bileyim. Pek mi memnundun Gülizar'ın evde dolanmasından? Öve öve bitiremiyordun. Bacın diye ulan. Yardıma muhtaç diye merhamet ettik. Güler yüz gösterdik. Merhamet öyle. Söylerken bile yalan duruyor ağzında. Ben senin ciğerini bilirim. Her şeyin farkındayım ben. Farkındaymış. Senin bacın göründüğü kadar saf değil. Bu suratın sorumlusu o. Beni içimden etti. Ama elimden kurtulamaz. Bulacağım onu. Bulup yaptıklarına pişman edeceğim. Bu saatte ne telefonu şimdi bu? Gülizar'dır, aç. Yok, açmam. Ya polisse? Ya Gülizar her şeyi anlatmışsa? Ya salak salak konuşma. Öyle bir şey olsa polis eve telefon mu eder? Kapıya gelir tuttuğu gibi götürür. Hadi aç. Yok, açmam. Polis elim ayağıma dolanır. Sen aç. Alo. Alo. Gülizar. Gülizar. Gülizar bak sensin biliyorum. Bak şimdi beni iyi dinle. Peşindeyim senin. Bana yaptıklarını bundan fitil fitil getireceğim. Mahattakilere benzemem ben, göreceksin. Bittin sen kızım, bittin. Kişilerce ailesine teslim edilen Yağmur Çakırcalı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çakırcalı Holding'in sahibi Sadık Çakırcalı'nın tek torunu olan Yağmur Çakırcalı, önceki gün annesiyle yurt dışına çıkmak üzereyken havaalanından kaçırılmıştı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdiler. Kardeş. Buyurun. Burcum ne kadar? 2 lira hanımefendi. Bir daha ararsa sakın yerini öğrenmeden bırakma. Anladın mı? Eninde sonunda buraya gelecek o. Heh, dur bakalım. Sen dün gece hesabı bırakmamışsın. Baştan konuşmuştuk. Her kaldığın gün parayı peşine alırım diye. Biliyorum. Gece çok geç geldim. İyi tamam şimdi alalım. Usta akşam ödesem üzerimde şu anda o kadar para yok. Zaten işim uzadı, daha kalacağım. İyi tamam kaç gün kalacaksan hepsini peşin veririz. Tamam. Anneciğim. Hı, söyleyeceğim. Babam olsaydı beni o kötü adamın elinden kurtarırdı değil mi? Tabii ki kurtarırdı. Benim canım azıcık acısa bile babam hemen kucağına alırdı. Acıyan yeri öperdi. Çabucacık iyileşirdi. Kendi canı yanmış gibi üzülürdü. Ben de onu çok özlüyorum. Ama hep bizimle olduğunu hissediyorum. Gülcan'ın babası da yokmuş biliyor musun? Öyle mi? Hı hı. Onların evleri de yokmuş. Çok uzaktan gelmişler. Gülcan hep evini özlüyordu. Kardeşi de varmış ama orada kalmış. Ben uzaklara gitmek istemiyorum anneciğim. Neden? Babam da burada. Hayır.
Kerem. Ne işin var senin burada? Güzel bir hava. Sabahın bu saatleri. Bir fincan kahve. Seni tanıyanlar nerede olacağını bilirler. Alışkanlıklarından vazgeçmemişsin hala. Bir şeyleri unutacak kadar uzun bir zaman değildi. Sen geldiğinde çok önemli bir işim vardı. Gitmek zorundaydım. Gerçekten seni kırmak istemezdim. Çok özür dilerim. Kaç tane vereyim? Kaç tane? Bir tane. Sağ olasın. Gülcan, al kızım bak, daha sıcak. Hadi. Oy, öksürmeye başladın sen. Anan öyle. Gitmek istiyorum ama İstanbul'u hiç sevmedim. Ne olur ana, götür beni buradan. Can. Ne ana? Sokakta mı yaşayacağız artık? Olur mu hiç öyle şey kuzum? Sokakta yaşanır mı hiç? O zaman nereye gideceğiz? Efendim baba. Lan neredesin? Aramadın. Nasıl yoktu evde? Nerede kalıyormuş ki soysuz? Ya o evde kalıyormuş da... Dün gece tam ne oldu bilemiyorum. Bu Hamdi denen adamı birileri fena halde benzetmişler. Gülizar da o sırada kaçtı diyor. Yalan söylüyordur Deyyus. Bilerek saklamıştır. Nerede olduğunu biliyordur o Hamdi. Yok baba yok. Bu işin içinde başka bir şey var ama... Dur bakalım öğreneceğiz. Ben de şimdi yoldayım. Oraya doğru gidiyorum. Doğru düzgün bir şey öğrenince ben seni ararım. Tamam. Tamam baba tamam. Ne olmuş? Ne diyor Ömer? İzini sürmüş. Bacısının evini bulmuş ama evde yokmuş. Kaçmış. Kaçırmış elinden seni salak oğlum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yorgun görünüyorsun. Öyle mi? Çok mu çalışıyorsun? Yok. Hatta şu sıralarda işe pek gitmiyorum bile diyebilirim. Nasıl gidiyor proje? Mehmet Çakırcalı'nın ölümünü duyduğumda çok üzüldüm. İyi bir adamdı. Çok yazık oldu. Nasıl olmuş kaza sen biliyor musun? Ne oldu? Çok üzücü. Hepsi... Üstünden atmaya çalışıyorum. Tabii siz proje yüzünden daha çok konuşmaya başlamıştınız. Almanya'ya yaramış sana. Almanya'dan çok annemin varlığı. İş, güç, koşuşturmaca derken... insan zor anlarında kendine neyin iyi geleceğini unutuyor. Sonra farkında olmadan... Annesinin yanında alıyor solu işte. O nasıl? Anne diyecektin diyemedim. Hayır. Kerem, hiç numara yapma, yakaladım. Biz boşanmış olabiliriz. Ama annem annen olarak kalabilir. Çıkıyormuyor sana zaten. Evinden düşürmüyor seni. Çok özledim Çerkez yemeklerini. Buraya gelince yapar yine sana. Boşanmamızı ciddiye almıyor. Yeniden bir araya geleceğimizi düşünüyor.
Benim de aklımı başıma getirdi. Hatalarımı görmemi sağladı. Benim şekilde gitmem gerekiyor. Sen de başlıyor musun işine? Günaydın Defne Hanım. Günaydın. Yağmur, sizi görmeden gelip konuşmak istedim. Kızınız nasıl? İyi durumda. Onunla konuştunuz mu? Size kendisini kaçıranlarla ilgili bir şey söyledi mi? Hayır. Yani aslında böyle pörçük bir şeylerden bahsetti ama ben de çok fazla üstüne gitmek istemedim. Anlıyorum sizi. Sizden bir ricam olacak. Bize birkaç gün izin verebilir misiniz? Tahmin edebileceğiniz gibi Yağmur çok etkilenmiş. Bu sabah ağlayarak uyandı, çok korkmuş. Tamam, haklısınız ama Defne Hanım. Lütfen. Biliyorum siz de görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz ama birkaç formalite yerine gelecek diye Yağmur'un daha fazla hırpalanmasını istemiyorum. Üzgünüm. Peki. Bir soruşturmaya devam ediyoruz. Yeni bir şeyler öğrendiğinizde bize haber verirsiniz değil mi? Tabii ki. İyi günler. İyi günler. Söylediği adamdan söz ettin mi? Hayır. Daha doğrusu söz etmek istemedim. Çünkü kaçıran adamla getiren kadının bir bağlantısı olabilir. Kadının başının belaya girmesini istemedim. Güzel teyzesiyle kızını dilinden düşürmüyor. Demek ki kadın çok iyi biri. Ya hatırlatma ya. Zavallı nasıl korkuttuysam artık arkasına bakmadan kaçtı. Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Ona bak. Az oynayayım. Haydi. Endişelenmeyin Sarcık Bey. Komiserle konuştum az önce. Polisin elinde yeni bir bilgi yok. Zaten Defne Hanım da Yağmur'la konuşmalarına izin vermemiş. Çocuğun daha fazla etkilenmesini istemiyormuş. Sen yine de tedbiri elden bırakma. Olay kapanana kadar soruşturmayı yakından takip et. Bu kez herhangi bir pürüz istemiyorum Ersan. Hadi sen az oyna ha? Bak, İstanbul'a gidelim. En güzelini alacağım sana. Ne istersen onu alacağım. Ayakkabılar alacağım. Süslü süslü elbiseler alacağım. Ne istiyorsan onu alacağım kızım. Babasız boynu hep bükük kalacak.
de baktın öyle. Bak, salıncak boşalmış. Sen salla yayı. Kadını. Söylediğin gibi buralardaymış. Tamam, gözüm üzerinde. Çok heyecanlı ya. Nasıl adamlardı? Böyle yüzlerinde yara izi falan var mıydı? Hayır Arda. Ben olsaydım hiç korkmazdım. Beni kaçırmazlardı ki zaten. Şöyle bir yumruk atardım. Bir de ayağına basardım. Bir de tekme atardım. Hobbitler kaçırdı ya Yağmur'u. Eti ne budu ne konuşuyor işte ya. Gel buraya. Anne. Süper kahramanım benim. Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Gel buraya. Gel. Kaçma. Yakalayacağım. Gel buraya. Ben seni gıdıklamaz mıyım ben? Öpmez miyim? Aa, dedem gelmiş. Yağmur. Ne haber? Uğur, bizde Çakıcalı Holding'in personel listesi var mı biliyor musun? Projede çalışanların isimlerinin dosyada olması lazım Kerem Bey. Ama... Yok, ondan bahsetmiyorum. Yani şirkette çalışan herkes diyorum. Temizlikçi, güvenlik kim varsa. Anladım Kerem Bey. Bulmaya çalışırım. Bir de bu... Sadece Çakıcalı'nın avukatı var, Ersan Güler. Evet, biliyorum. Onun telefon kayıtlarına ulaşabilir miyiz? Biraz zor olacak ama en azından denerim. Aradığımız adamın adı Hamdi. Eğer telefon kayıtlarında ya da adres listesinde bu ismi rastlarsan bileyim, tamam? Tamam. Çok korktun mu? Aferin beni güzel torunuma. Ben biliyordum zaten korkmayacağını senin. Hı? Ama ben seni çok merak ettim biliyor musun? Sana bir şey olsa ne yapardım ben? Güzel teyzem beni korudu. Biliyor musun, beni eve o getirdi dedi. Öyle mi? Nerede şimdi? Yok, gitti. Hay Allah. Keşke kalsaydı. Bir cilt tordumu bana getiren kadınla tanışmak isterdim. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Ben de seni çok seviyorum. Canım. Dondurma isteyen? Ben de istiyorum. Hadi gel içeri o zaman. Gidebilir miyim dedeciğim? Tabii ki gidebilirsin. Hadi koş. Thank you.
Yusuf. Oy, küskünlüğün daha geçmedi. Ananın eşyalarını attım diye hepsi değil. Ya ben ne yapayım Yusuf? Ben de anayım. Benim de bebelerim vardı. Birini kara toprağa koydum. Öbürü uzaklara gitti. Döner mi, dönmez mi belli değil. Dönse kim bilir nasıl dönecek. Kızımın teliyle, duayla gelin ettim diye sevinirken düğünümüz cenaze oldu. Sen bir kendini düşünüyorsun. Bir de anacını özlüyorsun da. Ya ben kime ağlayayım Yusuf? Kime derdimi söyleyeyim, gözümün nuru? Hiç demiyorsun ki anam beni bıraktı gitti nene. Evini bıraktı, bizi çiğnedi. Ablamı da yanına kattı. Anamdır demedi, babamdır demedi, kocamın ocağıdır demedi. Gitti sadece. Şimdi o suçsuz, ben suçlu öyle. Yağmur'u benden habersiz yurt dışına götürmeye kalkışman büyük bir hataydı. Beni hiçe saydın. Bu yüzden velayet davası sonuçlanana kadar hakkında yurt dışına çıkma yasağı koyduracağım. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Biz artık gitmiyoruz zaten. Ama sizden korktuğum için değil, Yağmur'a söz verdiğim için gitmiyoruz. Onu benden asla alamazsınız. Seninle tekrar kavgaya girmek istemiyorum. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki. Bir dakika. Sakın bana anlaşmadan falan bahsetmeyin. Siz bana o belgeyi çaresiz bir anımda imzalattınız. Hiçbir geçerliliği yok. İşte bunda çok yanılıyorsun. O belge dediğin şeyi işleme koydurttuğum an Yağmur'u kayıtsız şartsız alırım senden. Umarım ona gerek kalmaz. Yağmur'un hırpalanmasını istemezsin herhalde. Değil mi? Artık sizi dinlemeye tahammül edemiyorum. Gerçekten. Bir de kalkıp Yağmur'u düşünüyormuş gibi davranmayı kesin artık. Yaptıklarınızla ona siz zarar veriyorsunuz. Ben onun annesiyim. Benim bir parçamı benden koparmaya çalışıyorsunuz. Lütfen görün artık. Zarar vermeyin artık. Rahat bırakın bizi. Yağmur'u hazırla. Yarın gelip alacağım onu senden. Bu mesele de böylece kapanacak. Hangi mesele kapanacak? Hangi birini kapatacaksınız? Ben şimdi kalkıp polise gitsem, Hamdi denen adamdan bahsetsem o zaman ne olacak? Yağmur'un yüzüne nasıl bakacaksınız? Hiçbir şeyi ispatlayamazsın. Öyle mi? Peki. Bekleyin görün o zaman. Bakın Sacit Bey. Ya Yağmur'u çok seven iyi niyetli dedesi olarak kalırsınız ya da onu tamamen kaybedersiniz. Tercihinizi yapın. Proje yerinde sayıyor Kerem. Geç kalıyoruz. Bence en kısa zamanda Çakırcalı Holding'den bir toplantı isteyelim. Olur. Bir problem mi var? Yo, neden? Kerem Bey.
Sanırım işinize yarayacak bir şeyler var. Çakırcalı Holding'de çalışan Hamdi adında bir kişi var. O da avukat Ersan Güler'in şoförü Hamdi Yalçın. Çağla, sen toplantıyı ayarla istersen. Bunlar da telefon dökümleri. Kaçtın sandım. Senin işin belli olmaz. Ya kaçmaz. Bu surattan ortalığa çıkacak halimiz yok ya. Seninki çıktı ortaya. Evet, buyurun. ...120 lira. Çek elini bakayım. Bırakıyor musunuz? Az dedin. İyi o zaman, hadi. Durun. Aldığınızı vermeden hiçbir yere gidemezsiniz. Çıkar çabuk. Aç şu kapıyı. Biz bir şey almadık. Günahımızı alıyoruz. Nereye sakladıysan çıkar. Ver bilekliği. Bak, polise de haber verdim. Hadi zorluk çıkarma. Biz bir şey almadık diyorum. Çocuğum üzerine yemin ederim. İlişme bizi. Bırak bizi gidelim. Kes. Sen lafa tutuyorsun. Çocuk da yürütüyor değil mi? Çıkar. Nereye sakladın sen? Dokunma ona. Ya bir şey mi insansın sen ya? Bir insana hırsız demek bu kadar kolay. Nasıl inandırayım seni? Biz bir şey almadık. Nerede o zaman bileklik? Siz gelene kadar kenarda duruyordu. Siz geldiniz, tozla buz oldu. Ne oluyor abi? Sabah gelen parçalardan birini aldılar. Çıkarmıyorlar. O bileklik içeride miydi oğlum? Abi sen parlat dedin ya. Abi ya. Kusura bakma. Benden değil. Kızımdan özür diliyorum. Kızım.
kapıyı oğlum. Allah hesap sorsun sana. Barış Bey, ben kararımı değiştirdim. Tekrar görüşmemiz mümkün mü? Tamam, benim için de uygun. Peki, çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Alo, merhaba Kerem. Merhaba, nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyiz. Her şey yolunda. Kerem, ben kaçmaktan vazgeçtim. Yağmur'a söz verdim. Kalıp sadece benimle mücadele edeceğim. Hem biraz önce Barış'la da konuştuk. İyi, harika bir haber bu. Çok sevindim. Benim de bu arada sana güzel haberlerim var. Bu Yağmur'un bahsettiği Hamdi, Ersan'ın şoförüymüş. Ne diyorsun? Sacit Bey sabah buraya uğradı. Belgeleri kullanmaktan falan bahsetti. Elini çabuk tutmaya çalışıyor tabii. Hiçbir şey yapamaz. Ben de öyle söyledim zaten. Adamın ismini söyleyince hiçbir şey ispat edemezsiniz dedi ama eminim geri adım atacaktır. Sen merak etme, her şeyin aleyhine olduğunu görecek o. Tamam, görüşürüz. Ha bu arada Barış'a giderken birlikte gidelim, tamam? Görüşürüz. Görüşürüz. Kiminle konuşuyordun? Tanımıyorsun. Bayağı samimi gibiydiniz. Nasıl tanımıyorum? Çal, benim çıkmam lazım. Anneciğim. Efendim canım. Bu bebeğin ismini değiştirmeye karar verdim. Öyle mi? Neymiş? Gülcan. Olur değil mi? Olur tabii. Niye olmasın? Çok güzelmiş. Merhaba Gülcan Hanım. Elbiseniz size çok yakışmış. Ne kadar güzelsiniz. Benim adım da Defne. Çok memnun oldum. Gülcan keşke benim kardeşim olsaydı. Hani benim kardeşim yok ya. Çok mu istiyorsun kardeşin olmasını? Hı hı. Gel bakalım o zaman. Yolculuğa çıkmadan önce sana bir sürprizim var demiştim, hatırlıyor musun? Hı hı. Hani bebeklerle ilgili. Yoksa bana yeni bir bebek mi alacaktı? Sayılır. Ama bu biraz daha değişik. Değişik mi? Nasıl? Bir kardeşin olacak. Ne? Hamileyim ben, karnımda bir bebek var. Senin kardeşin. Belirsiz kişilerce ailesine teslim edilen Yağmur Çakırcalı. Ay neyse, sağ salim getirmişler çocuğu. Cani bunlar Cani. Sadece Çakırcalı'nın tek... Yağmur Çakırcalı, önceki gün annesiyle yurt dışına çıkmak üzereyken havaalanından kaçırılmıştı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdiler. Nansan Hanım. Ne oluyor burada? Ne diyor bu adam? Torunumu mu kaçırmışlar? Yağmur'u mu kaçırmışlar? Yok, sakin olun. Sandığınız gibi bir şey değil. Yalan söyleme bana. Hayır. Duydum. Hayır. Yağmur'u kaçırmışlar. Yok. Kızımın yanında olmalıyım. Gitmeliyim. Nazlı Hanım. Çekil. Çekil. Yönümden. Tamam Allah'ım. Affedersiniz. İnanamıyorum. Karnın içinde mi büyüyecek? Evet. Tıpkı senin gibi. Peki kız mı olacak, erkek mi? Bilmem. Henüz bilmiyoruz. Sen hangisi olsun istersin? Kız. Çünkü erkekler bebeklerle oynamaktan hoşlanmıyorlar. İsmini ben koyabilir miyim anneciğim? Ne olur lütfen. Tabii ki koyabilirsin aşkım. Benim bir kardeşim olacak. Benim bir kardeşim olacak. Thank you.
Alo, Deniz Hanım. Defne Hanım merhaba. Öncelikle gözünüz aydın. Kızınız bulunmuş, az önce öğrendik haberi. Ne yazık ki Nazan Hanım da gördü haberi. Tamam, ben hemen geliyorum. Mimarlık toplantı istedim. Pazartesi günü programınız uygun. Aa iyi, bak bu iyi olmuş. Saner Mimarlık'la ilgili bütün protokolleri görmek istiyorum. Bütün sözleşmeleri, ortaklık şartlarını, hepsini. Hemen hazırlatırım efendim. Ne oldu? Niye geldiniz? Ne istiyorsun? Defne'ye zorla imzalattığınız belgeyi istiyorum. Onu bana vereceksiniz. Nereye gidecek? Gidecek yeri mi var? Buraya gelmezse sorun sokak onu. Aha da söyleyin. Senin yüzünden kaçlandı. Bana nerede olduğunu söyleyeceksin. Ya bilsem. Gider kendi elimle alır, geri sana teslim ederim. Uyanık. Nasıl da biliyoruz. Telefona ben çıktım, çat diye kapattı. Madem bir kötülük yapmadın ona, niye kaçtı o zaman senin yanında? Ne bileyim. Peşimize düştüğünü gördü demek ki. Ama ben bir şey söylemedim. Nerede indirdin onu? Nerede indi arabadan? Gidip oraya bakalım, gidip her yeri arayalım. Sabret sen. Onun bildiği bir şey var, yoksa aramazdı evi. Parası var mıydı? Bilmem ki. İnşallah başlarına kötü bir şey gelmez. Birisi kadın, diğeri çocuk. İstanbul'un her yeri it kopuk dolu. Baş eder o. Herkesten baş eder. Ya nasıl baş etsin? Ben baş edemedim, o nasıl baş etsin? Dün gece çarptılar beni. Aha, kaç para? Vardı işte bir şeyler. Parasızsın sen şimdi o zaman. 100 liram vardı, bozdurmuştum. Pantolon cebinde duruyordu. Yazık. Böyle işte buralar. Gördün mü bak? Bu kadının güvendiği bir şey olmasa ta Malatya'dan kalkıp buralara gelmez. Bu işin içinde pislik var. Allah vere de kötü yola düşmeye. Bana bak Hamdi. Adam ol. Benimle adam gibi konuş. Kız bir ayran yap. Sakın iç. Alo. Abla benim. Gülizar. Ne yapıyorsun? Şimdi ne yapacağım? Öyle oturuyorum keyfimden. Başımız açtığın dertlerle uğraşıyorum Gülizar Hanım. Neredesin sen? Nerede olayım abla? Gülcan'la kaldık sokaklarda beş parasız. Ne olur yardım et ablam. Bak, eve gelmeye niyetliysen hiç boşuna yorma kendini. Adama öyle bir bela açtın ki bulduğu yerde boğazlayacak seni. Ne yaparsan yap sakın eve gelme. Yok gelmeyeceğiz abla. Yalnız orada benim giysilerim vardır. Gülcan'ın giysileri de oradadır. Bir de birkaç parça altınım vardır. Sen onları getirirsin. Oldu. Neyle getireceğim? Özel arabam mı var benim? Kızınla kavuşturduğun kadın yardım etmiyor sana. Abla Allah'ını seversen. Başka çarem yok. Bak şimdi biz burada Özgürlük Parkı diye bir yermiş. Seni burada bekleyeceğim. Lan duymuyor musun beni? Kimdi arayan? Kevser be. Komşu kadın bizim. Bacını al gel diyor oturmaya. Senin de bacının da canınız çıksın. Hayatımızı zindan ettiniz. Bir şeyler hazırla da kapıya getir. Oğlan kalıcı. Nasıl kalıcı? Yatıyor mu? Ya yok. Oturuyor işte. Ne yaparız diye konuşuyoruz. Bizim borcumuz ne kadar? 3 lira hanımefendi. Ne söyledi teyzem ona?
Söylemedi bir şey. Haydi kızım. Ben acıktım ana. Oy. Simit alayım sana. Simit istemem. Başka bir şey yiyelim. Hep simit yiyoruz. Hep yürüyoruz. Gidecek bir yerimiz yok. Ay kuzum. Ağlama. Ağlama. Hani İstanbul'da evimiz olacaktı? Hani Yusuf'ta gelecektim? Yok hiçbir şey. Babam da yok. Niye geldik ki biz buraya? Aman öyle ağlama kuzum. Bir su verir misiniz? Tabii. Hamdi Yalçın. Adam sizin şirketinizde çalışıyor. Avukatınızın şoförü. Yağmur'un kaçırıldığı gün avukatınızla arasında bir telefon trafiği de yaşanmış. Yağmur kaçırıldıktan sonra onun evinde sakladınız değil mi? Bu mesnetsiz iddiaları söylemeye mi geldiniz buraya? Yapmayın Sacit Bey. Her ikimiz de bu kaçırılma olayının arkasında sizin olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Madem bu kadar eminsiniz niye polise gitmediniz? Hadi gidin. Her şeyi anlatın onlara. Yağmur için gitmedim. Torununuz için. Eğer polise gidersem o adamla tekrar yüzleşmek zorunda kalacak çünkü. Gerçi Yağmur'un psikolojisi sizin için pek önemli değil, değil mi? Eğer önemli olsaydı bunu yapmazdınız. Ne düşünecek Yağmur dedesinin böyle bir şey yaptığını öğrenince? Nasıl yaptınız bunu? Gerçekten. Kendi öz torununuza bunu nasıl yaptınız Sacit Bey? Onu tanımadığı insanların eline nasıl emanet ettiniz? Hayatını nasıl tehlikeye attınız? Ne için? Ne yapsaydım yani? He? Onu alıp götürmesine izin mi verseydim? Torunumu ömrüm boyunca bir daha göremeyebilirdim ben. O beni anlayacaktır. Bunu onun için yaptığımı anlayacaktır. Yani Yağmur'a her şeyi anlatmaya hazırsınız. Öyle mi? Sen az oyna ben bir ekmek alayım ha hala. Aa Yusuf, Yusuf gelmiş. Yusuf ne haber lan? Anan geldi mi oğlum? Gelmedi ama yakında gelecek. Lah gelecek. Saf lan bu. Gelmez artık. Senin anan kötü kadın olmuş oğlum. Kötü değil ana. Hadi lan İstanbullara kaçmış. Erkeklere gitmiş bilmiyor musun? Gitmedi anam tamam mı? Yusuf'un anası kaçmış. Yusuf'un anası kaçmış. Bir daha da bu çocuğa el kaldırdığınızı görmeyeyim. Dur! Ay koçum, aslanım. Bak erkek bu erkek. Tek başına nasıl da dayandı. Dur lan. Hadi size eve bırakın. Yok yok zahmet etme biz yürürüz. Ya araba şurada de hadi. Hamdi nerede? Bakkala gitti. Hah. Ey. Ömer. Ben Gülzar'ın yerini biliyorum. Ne? Çocuğuyla 5 kuruşlu sokakta kalmış. Hamdi'nin dediği gibi evi aradı. Eşyalarını neyin istedi? Nerede yeri? Çabuk söyle. Dur. Bak. Gülzar yüzünden benim de huzurum kaçtı. Karına sahip çık. Al götür Malatya'ya. Ağabeyin emaneti değil. Tamam.
bir hata işlemiş. Ama insanların karşısına dikilirsen herkes susar, unutur. Kim neyi unutuyor? Hiç. Herkes unutsa ben unutmam onu bana attı kızım. Neredeymiş? Nerede bekliyor seni? Ben şerefsiz mi gibertirim seni ha? Hamdi abi. Sen karışma ya. Özgürlük Parkı mıymış neymiş? Başka da bir şey bilmiyorum. Yürü Ömer. Bu iş bugün bitecek. Yok. Olmaz öyle şey. Sen karışma. Ben yalnız giderim. Yok öyle. Bu güzel bana hesap verecek. Benim de canım yaktı. Geliyorsan gel. Ben gidiyorum. İlişme kıza. Bırak gitsin kocasıyla. Defne Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl şimdi? Nerede? Odasında. Yağmur'a biraz bakabilir misin? Elbette. Sen şimdi burada biraz bekle tamam mı? Önce ben bir anneanneyle konuşayım. Ama onu ben de görmek istiyorum. Biliyorum, biliyorum bebeğim. Ama önce ben bir konuşayım, iyi mi bakayım? Şimdi biraz hastaymış. Sonra birlikte gireriz. Hı hı. Aferin. Merak etmeyin Yağmur, ben yanından ayrılmam. Teşekkürler. Anne. Geldin mi? Yağmur nerede? Kandırdılar beni değil mi? Onu bulamadılar. Hayır anne. Yağmur gayet iyi. Onunla birlikte geldik dışarıda. Hemşireyi bıraktım. Doğru mu söylüyorsun? Tabii ki doğru söylüyorum. İkimiz de çok iyiyiz gerçekten. Sen nasılsın? Uyanamıyorum. Buradan gitmek istiyorum. Çıkar beni ne olur. Çıkar. Doktorunla konuşmadan böyle bir şey yapamayız. Hem şu anda buradan çıkmanın doğru olduğunu sanmıyorum. Anne beni dinliyor musun? Anne beni duyuyor musun? Doktorların canı cehenneme. Onların bütün istedikleri para. Beni bu yüzden buradan çıkarmıyorlar. Hem Sacit Çakırcalı'nın dünürünü kim elinden kaçırmak ister ki? Anne sen hasta olduğun için buradasın. Tedavi görmen gerektiği için. Hayır, ben hasta falan değilim. Siz öyle görmek istiyorsunuz. Sağ olasın. Valla zahmet oldu. Hani yortu seni. Duymayayım bir daha. Abinim ben sen. Yusuf. Arabayla gezmek istersen telefon et. Anlaştık. Anlamazdan gelme. Sen ne işin var Sedat'ın arabasında? Ya fırının orada gördük. Bırakayım eve dedi. Biz de bindik. El görse ne der? Delikanlı, genç oğlan. Ya ne olmuş? Ne olmuş yani? Zaten abim yerinde. Emine. Dik dik konuşma. Kız kısmının, kadın kısmının az başı yerde olur. Sacit Bey, bakın böyle bir şantaja boyun eğmiş. Ver şu kağıdı, ver. Fazla uzatma Ersan. Umarım bundan sonra Yağmur'u ve Defne'yi zor durumda bırakacak hiçbir şey yapmazsınız Sacit Bey. Hiç vakit kaybetmeden kendine yeni bir koruyucu bulmuş bile. Ne dediniz siz?
Daha Mehmet öleli kaç gün oldu? Hı? Dön bir bak kendine. Seni nasıl etkilediyse peşinden bir dakika olsun ayrılmıyorsun. Siz nasıl bir insansınız Sacit Bey? Ama şaşırmamak lazım. O öyle bir kadının kızı ki çok geçmeden sen de anlayacaksın zaten. Anne. Benimle gelemezsin. Anlamıyor musun? Sen beni istemiyorsun. Benim anladığım şey bu. Burada tıkılı kalmam işine geliyor senin. Tabii. Keyfin yerinde. Kocandan kalanlarla kızınla rahat bir hayat yaşıyorsun. Beni bu şekilde cezalandırıyorsun. Aklınca benden intikam alıyorsun. Sen buna ceza mı diyorsun? Ya benim cezam ne olacak anne? Çocukluğum, sonrası, evliliğim. Hep bir kabus gibi üstümdeydin sen. Şu an çektiklerim de senin yüzünden. Gidip Sacit Bey'le birlikte olmuşsun. Hem de adamın evli olduğunu bile bile. Ben onu sevdim. Gerçekten sevdim. Ama o bana hiç değer vermedi. Hem ben nereden bilebilirdim bir gün adamın oğluyla tanışıp evleneceğini? Yeter artık. Seni dinlemek istemiyorum. Bu konuşma çok uzadı. Ben sadece kızıma iyi bir hayat vermek istedim. İyi bir hayat. Öyle mi? Bu yüzden mi çektim o acıları anne? Ben seninle yaşadığım her gün bir uçurumun kenarındaydım. Kaç kere gözlerimi kapatıp kendimi o boşluğa bırakmak istedim, bilemezsin. Her zaman gelip beni oradan almanı bekledim. Anne olmanı bekledim. Şimdi sana en çok ihtiyaç duyduğum zaman yine aynı şeyi yapıyorsun. Yine beni o uçurumun kenarına itiyorsun. Üstelik bu sefer Mehmet de yok. Bir gün sen buradan çıkacaksın, cezan dolacak. Ama benim cezam hiç bitmeyecek. Çünkü sen benim annemsin. Bunu değiştiremem. Şimdi çok yorgun. Hemen uyudu. Ama seni kocaman öpmemi söyledi. Daha sonra yine geliriz, olur mu? Hı hı. Tamam. Teşekkürler. Ya teyzem gelmez sana? O zaman ne yapacağız? Sokakta mı yaşayacağız? Gelir kuzum. Biliyor kimsemiz olmadığını. Yalnız koymaz bizi. Gör bak. Haydi parka gidelim. Orada olacağız dedik ya. Teyze geldiğinde bizi bulsun ha. O gelmezse biz oraya gidelim, olur mu ana? Hani sevmiyordun teyze evini? Sevmiyorum ama sokakta kalmak daha kötü ana. Aman kurban. Taşın var senin. Bundan hassızsın. Az kaldı bak. Abla, ne olur gel. Yalvarırım gel. Hava kararacak birazdan. Ne yapacağım ben? Hadi gidelim.
geleceğim. Hadi kuzum. Nasıl buralar? Bizim oralara benzemiyor değil mi? Ömer efendi, İstanbul'da paran varsa kararsın. Yoksa bildiğin köle. Yakın mı orası? Az kaldı. Yesene oğul. İç mi çorbandan? Yemeyeceğim. Anamın yaptığı yemekleri istiyorum. Allah Allah. Yiyeceksin. Aç bakayım ağzını. Anana da sana da başlayacağım. Kalk şuradan. Kalk kalk kalk. Hayır. Yapma ya çocuk o. Neyi ne yapmayacağım ya? Sus sus tepemize çıktı. Allah Allah. Lan sözsüz. Hepiniz anama söyleyin. Lan lan lan. Çok oldun sen artık. Ah! Ne yaptın ya? El kadar bebek. Anam anam yok bundan sonra. Bırak bırak. İyilikten anlamıyor bu. Aklı başına gelene kadar yüz vermek yok buna. Yusuf. Sandım ama onlar değillerdi. Durabilir miyiz? Baba.
gittiler. Kim, Gülizar teyzeler mi? Evet anneciğim. Ha işte oradalar, gel. Daha hızlı yürü. Gülizar'ı bulunca sen karışmayacaksın. Bu meselenin seninle bir ilişkisi yok. Anladın? Yürü kardeşim, yürü. Hele bulalım, gerisini sonra konuşuruz. Yağmur bana her şeyi anlattı. Onu siz kurtarmışsınız. Ben de teşekkür edememiştim. Şimdi görünce gelip hemen konuşmak istedim. Gülcan, hasta mısın? Sizin için ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey var mı lütfen? Yok, sağ olasın. Peki nerede kalıyorsunuz? Yağmur o kaldığınız evin size ait olmadığını söylemişti. Ablamda kalıyoruz biz. O da gelecek zaten birazdan. Ay Allah, çok öksürüyor. Ev çok yakın, isterseniz biz de bekleyebilirsiniz. Ablam gelince bizi nasıl bulacak ki? Telefonu yok mu? Telefon açalım, haber vereyim kendisine. Yok yok, gerek yok. Ablam birazdan gelir zaten. Sen bizi düşünme. Peki, madem öyle. Evin yerini biliyorsunuz artık. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz, lütfen çekinmeyin, olur mu? Hem Yağmur da çok mutlu olur. Olur. Allah razı olsun. Gel tatlım. Hoşça kal. Divanın üstünde uyuyakalmışım. Dersin ki çivilerin üstünde yattım. He, baktım kalkmadan üzerini örttüm. Hayırdır? Atlılar mı yanaştı kapıya? Aman ana, işten güçten elim aldığım mı var? Bütün evin yükü üzerimde. Aman. Yusuf nerede kız? Odadaydı. Ben oda uyuyordu. Hiç kalkıp bakmadım. Çocuk yok orada. Kız Yusuf nerede? Ana ne bileyim. Yusuf? 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 Thank you.
Bulamayacağız anlaşılan. Belki de buradaydı. Bizi gördü kaçtı. Sacit Bey sence ne yapacak? Geri adım atar mı? Attı bile. Bak. Defne'ye zorla imzalattı anlaşma. Sen bunu nasıl aldın ya? Aldım işte bir şekilde. Defne artık Amerika'ya da başka bir yere gitmekten vazgeçtim. Onu sevdiklerinden ayırmayacağına dair söz vermiş Yağmur'a. Şimdi artık daha cesur, daha güçlü. Vay be. Kızcağızın şu bir ayda başına gelenlere bak. Öyle acı bir şekilde girdiler ki Defne ile Yağmur hayatıma. Mehmet biliyordu, biliyor musun? Eğer başına bir şey gelirse babasının arıza çıkaracağını, Defne'nin yalnız ve savunmasız kalacağını. Yoksa biz Mehmet'le o kadar samimi değildik ki seninle olduğu gibi. O gece bir söz verdim ben. Sözünü çok güzeldi, yerine getirdin Kerem. Hem de çok güzel. En zor zamanda Defne'nin yanındaydım. Hatta şu an bu kadar dik duruyorsa senin sayende. Her şart altında dururdu. Mehmet öylesine aşıktı ki karısına. Defne'yi tanıdıkça onu daha iyi anlıyorum. Mükemmel bir anne. Mehmet'in onca kariyerine rağmen onun arkasında sessiz ve sakin durabilmeyi başarmış. Defne'den bahsederken gözlerinin içi gülüyor. Kerem ne oluyor abi? Defne'ye karşı sakın... O saçmalama, kalbini kırarım senin. Böyle şeyleri ima etme bana. Tamam. Kusura bakma ya. Sacit Bey geldi bugün. Abuk sabuk konuştu, sinirim bozuldu. Doktor. Yardım. Neyi var? Birden düştü, bayıldı. Ateş de çok fazla. Tamam ben. Hemşire Hanım, alın çocuğu. Doktor, kendine de. Yücel, Yücel. Siz burada kalın. Lütfen, siz burada kalır mısınız? Lütfen hanımefendi. Sen sakin ol. Yok yok, tamam aşkım, şş. Benim yüzümden oldu. Koruyamadım onu. Olur mu öyle şey? Kendine gel. Bak, iyileştirecekler, bakıyorlar şimdi. Endişelenme. Tamam. Sus. Açıyor ama yok ayakta değil mi? Yusuf. 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 Yusuf.
Hayırdır gelin? İsmail gelmeyecek. Ben anamlara gideyim bir Yusuf'u sorayım ha. Bacınla konuşmuyor muydunuz az evvel? Sormadın mı oğlanı? Yokmuş, daha bulamamışlar. Gören duyan olmamış. Eh ne yapalım. Çocuk saklanmıştır bir yere. Uyuyup kalmıştır. Kocan başında olmadan bir yerde işin yok senin. Geç içeri çıkar üstünü. Ele mi gidiyorum böyle söylüyorsun? İsmail de gelir alır beni oradan. Babanın evi değil burası. Ben gitmeyeceksen dedimse gitmeyeceksen. Ne oluyor ana? Bu vakitte sen başında olmadan sokağa çıkacak hanım. Gitmeyeceksin dedim. Saymadı. İsmail, Yusuf kayıpmış. O kahve anası düşünsün. Kasası sana mı düştü oğlan? Ulan sen ne laf anlamazsın ha? Lan sen anlamıyorsun. İsmail. Sen laf anlamıyorsun. İsmail dur durma kapan olayı. Niye buradasın? Ne için? Gürüzar'ın canını almak için mi? Selvi, ne yapıyorsun burada? Senin gelmeni bekliyordum. Niye? Telefonu ver. Ne? Ya ver işte, çıkar. Ya ne yapacaksın? O madem ben aradığımda açmıyor. Ömer'i arayacaksın. Sedat, kardeşin. Ömer. Selvi. Benim ya. Şükür sesimi tanıdın. Selvi, senin bu saatte Sedat'ın yanında ne işin var? Ne yapsaydım ya? Ben aradığımda bakmıyorsun. Sen de aramıyorsun. Aklıma başka bir şey gelmedi. Aramadım. Aramadım. Çünkü... Arayıp da ne diyecektim sana Selvi? Geldim işte, geldim buradayım. İstanbul'dayım. Can almaya geldim. Canımı seni orada bıraktım geldim. Daha ne söyledim sana Selvi? Ömer. Ömer, ben aklımı oynatacağım. Seni düşünmediğim bir anım bile yok. Yemiyorum, içmiyorum. Yemin ederim yaşamıyorum sanki. Gel de çıkıp geleyim. Oraya da oraya. Başka yere de sen. Neresi olursa. Ömer. Konuş. Ömer bir şey de. Ömer konuş. Ömer. Ömer, kardeş benim. Ya Sedat, niye izin veriyorsun Selvi'nin beni aramasına? Ne yapsaydım? Çekti aldı telefonuydu. Sen merak etme oğlum. Ben yanındayım. Konuşurum yine. Yapma öyle de. Boşuna kendini acı çektiriyor, farkında değil. Neyse, sen ne yaptın? Nasılsın? İşte. Yok bir şey, yok işte, yok. Kapatıyorum ben Sedat, hadi. Seni eve bırakayım. Ben giderim. Yusuf'tan haberin vardır. Ne olmuş Yusuf'a?
Kayboldu. Babasının mezarının başında bulduk. Haberim yok. Ben Halamgil'deydim. Nasıl, iyi mi şimdi? Vallahi bilmem. Ondan öyle. Bütün bunlar o ananın yüzünden gelmedi başına. Yusuf, aç gözlerini. Bak neneye kurban. Ha? Geliyor musun? Allah aşkına çabuk gel. Yağmur perişan mı oldu? Tamam. Geçmiş olsun. Ne zaman açacak gözlerini? Açar birazdan, merak etme. İyi olacak. Buradayım anne. Yanındayım. Duyuyorsun ha? Gülizar'ın canı o. Gülcan. Sokaklarda süründü benimle. Aç kaldı. Nasıl isyan etti görseydin. Ana yoruldum. Ana evimize gidelim. Yok. Gülcanım. Kuzum. Hadi aç gözlerini. Aç bak buradayım aç. Aç Gülzar. Yeter. Gel. Bak sabaha kadar burada kalacağız. Halsiz düşmüş biraz, o yüzden böyle uyuyor. Tamam mı? Koruyamadım onu. Soğuktan oldu. Aşağıdan oldu. Koruyamadım. Sen ne yapabilirdin ki? Bizim yüzümüzden sokaklarda kaldınız. Şimdi kendini mi suçluyorsun? Yok. Sen de suçlama kendini. Yağmuru sana getirdiğimizde öyle sevinmişti ki. Görseydin. Canım benim. Yağmur da onu çok sevmiş. İstanbul'a gelirken nasıl hayallerim vardı. Evimiz olacak. Şimdi halimize bak. Kerem de. Kimsesizlik zor. Çok zor. Biliyorum. İnan bana ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Nasıl gittin o kadar yolu oğul? Sen babanı özledin. Kara topraklar altında mı arattın? Seni duydu. Aslan oğlum gelmiş dedi. Ateşi normale dönüyor. Her şey yolunda, endişe etmeyiniz. Geçmiş olsun. Bak gördün mü, iyileşiyor işte. Çok şükür. Ve sayende. Ne oldu, neyin var? Yapmış bir sancıyı sadece. Bir derdin mi var? Ay, doktor çağırayım. Ay, bilmiyorum. Ama hamileyim. Allah'ım, bir şey olmasın. Haydi sen geç otur. Ay. Kötüyü düşünme. Ben doktoru çağırayım, tamam? Hadi. Doktor! Doktor! Ne yapacağız? Dayanamaz bu ateş.
doktor lüzum olursa arayın götüreyim demişti. Arayayım. Yok. Ben önce bir ılık suya bakayım.